ağzına doğru gelmekte. Onlar ne sadece topçu, ne de sadece işçiydi. Hadi, hadi yiğitler. Hadi, arabamız bizden cephane bekler. Onların her biri varını yoğunu ortaya koyup bir şey yapmalı. Memleketi kurtarmak için canla başla çalışan, üreten, oynayan, savaşan gururlu ve güçlü çocuklardı. Biz de tıpkı onlar gibi savaşacağız. Arma'nın hakkını vereceğiz. Nereden geliyorlar? Hadi bakalım. Siz. Evet, Tek Yürek Ankara Gücü sinema filmi Ankara Gücü adına ve tüm futbol severler adına da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kısa bilgilendirme yaptıktan sonra Atilla abiye pas atacağım. Ankara Gücü Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Aytekin bir tweet atmıştı bu sinema filmiyle alakalı. Türkiye'de daha önce örneği yok. Ayrıca gişe hasılat ve yayın gelirlerinin dijital platformlar dahil %80'i Ankara Gücü Kulübü'nün olacak. Filmin dönem kısımları Eskişehir'de çekiliyor. Sürpriz bir detay da resim yarışmasına, Ankara Gücü resim yarışması olmuştu. Tüm minikler, minik öğrenciler, kardeşlerimiz bu filmde rol aldılar. Yönetmen Serdar Çetinkaya'nın da eline sağlık diyelim Atilla abi. Tabii. Çok güzel bir film çıkıyor. Aralık'ın sonunda inşallah vizyonda. Hep beraber bu filmi de takip edeceğiz. Ama filmin fragmanın sonunda bir söz vardı. Onu veremedik herhalde. İstersen program sonunda tekrar veririz bunu. Tabii. Sizi Çankara ekmeği yemediğiniz gibi böyle bir şey vardı. Çok duygusal bir şeydi aslında. Teaser'daki bu şekildeymiş. Yani, öyle mi? Yani en sonunda şöyle bir vurgu da vardı aslında. O vurguyu da alabilseydik keşke. Çok güzel olacaktı. Ama Ankara Gücü çok güzel şeyler yapıyor. Bu medya açısından. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar şu an. Tabii biraz sonra ya telefon bağlantısı da olacak değil mi? Yani Ankara Gücü'nde güzel şeyler yapılıyor sosyal medya yönünde. Şimdi sportif başarı da gelirse çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum ben Ankara adına. Dediğim gibi yılın sonuna doğru da gerçekten de çok güzel bir film vizyona girecek. Türkiye'nin her yerinde sinemalarda izleyeceğiz. Rami yani. Nasıl buluyorsun bu tür çalışmaları? Güzel bir şey değil mi? Vallahi şimdi Türkiye'de örnek olması önemli Ankara Gücü için. Hiç yapılmayanları yapmaya başladılar. Sevgili Hüseyin Aytekin de bayağı bir bu konuda kendini öne attı. Çok güzel işler yapıyorlar. Sosyal medyanın başına geçti. Başkan da tabii Faruk Koca da bayağı bir aktif bu konuda. Bayağı destek veriyor sponsorlarla falan. Sosyal medya yönü güzel de bir de sportif yönü şöyle düzelmeye başlasa o da düzelecek. Bir Ankaralı olarak biz de acayip mutlu olacağız aslında. Burada bir başlangıç olur. İnşallah Rahmilerin hikayesinin bence filmi çekilir. Süper. Kesinlikle. Buradan inşallah. Serdar Bey'e de seslenelim. Zaten önümüzdeki haftalarda birkaç hafta sonra inşallah çok güzel bir Ankara Gücü özel yayınıyla sizlerle birlikte olacağız. Burada kim istiyorsanız burada olacak zaten. Her sürü soruyu soracağız, cevaplarını alacağız. Güzel bir ortam olacağını düşünüyorum ben. Evet. Onun şeyini de aldık zaten. Kesinlikle. Değil mi? Sözünü de aldık zaten. TV6 televizyonu tüm spor kulüplerimize, tüm yöneticilerimize, tüm sporlara hangi spor olursa olsun gönül vermiş herkese kapılarımız açık diyelim. İmalat-ı Harbiye ruhu daim ve muzaffer olsun diyerek telefon bağlantımız var. Ertan Güler bizimle Spor Anki, Ankara Gücü yazarı ve yorumcusu. Bağlandı mı şu an? Geliyor mu sesim? Ertan abi selamlar. Nasılsın? İyi akşamlar Mert. Sen nasılsın? İyi akşamlar abi. Bugün çok değerli iki konuğumuz var. Tek Yürek Ankara Gücü sinema filmi teaserında seyrettik. Bugün Rahmi Özcan ve Fatih Şentürk'te stüdyo konuklarımız. Biliyorsun çok önemli bir başarı elde ettiler ve Dünya Kupası'nı ampute futbolda
ülkemize kazandırdılar. İstersen bununla ilgili kısa bir senin düşünceni alarak Ankara gücüne bir geçelim. Evet, muazzam bir başarı elde ettik. İlk olarak stüdyodaki Rahmi Özcan ve Fatih Şentürk'e selamlarımı iletiyorum. Onlardan Allah razı olsun. Yani çok gerçekten ampute futbol açısından, Türk futbol açısından çok önemli bir gelişme. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bu arada Mert, senin de evliliğini tebrik ediyorum. Teşekkür ederim abi, sağ olasın. Atilla abi ve Yıldıray abiye de selamlar. Evet. Merhabalar. Selamlar. Şimdi Ertan abi, biliyorsun Ankara gücü konuşacağız seninle. Daha sonra reklam arasına gideceğiz. İkinci yarıda yine ampute futbola devam edeceğiz milli sporcularımızla. Ankara gücü 4 gollü bir galibiyet elde etti. Hatay Sporu 4-1 ile geçti. Bu farklı galibiyeti özlemiş Eryaman Stadyumu. Sezonun belki de en rahat kazanılan karşılaşmasıydı. Son 20 dakikada da şöyle arkamıza yaslandık ve rahat bir karşılaşma seyrettik diyebilir miyiz Ankara gücü taraftarları olarak? Ya ilk defa demeyelim de uzun süre sonra gerçekten böyle kreatif oynayan, önemli atraksiyonlar yapan, birçok pozisyona giren bir Ankara gücü izledik. Çok sistematik oynadılar. Ve gerçekten bazı futbolcularında Jesse Rodriguez'in, mesela Pedrinho'nun gitgide kendileri geliştirdiklerini görebiliyoruz. Şut çekmeye başladı takım ilk önce. Yani 17 tane şut çekmişiz örneğin. Evet. 8 tanesi isabetli olmuş bunun. Takım şut çekmeye başladı. Beni en çok sevindiren konulardan bir tanesi de yan toptan gol attı Ankara gücü bu sezon. Yani uzun süredir yan toptan gol atamıyorduk. Ankara gücünün sıkıntılarından biri sezon başladığında yan toptan gol yemesiydi. Hepimiz buna şahit olduk. Bir Fatih Karagümrük maçı var ki değil mi abi? İki tane duran toptan gol yemişti sanırım yan toptan. Bu sefer tam tersi oldu. Evet. Beklere bir müdahalede bulundu Ömer Erdoğan. O beklere müdahaleden sonra gerçekten kanatlardan gol yememeye başladık biz. Orada Kevin Malfit'in giderek takıma alışmasıyla daha çok kreatif oynayacağımızı, sistematik ve blok oynayacağımızı düşünüyorum ben. Malfit de bu maçta 4 tane top uzaklaştırma yapmış. Toplamda 25 defa uzaklaştırma yapmışız biz bu maçta. Çok iyi. Ve genelde hani bazen Ömer Hoca defanstan paslarla çıkıyordu. Hani ilk geldiği birkaç tane maçta bunu görmüştük. Ama bu maçta özellikle defans birinci bölgede pasla çıkmamaya çalıştık. 25 defa topu uzaklaştırmışız, hava topuyla çıkmaya çalışmışız. Burada da Pedrinho'nun önemli bir yüzdesi oldu. Uzun toplarda 5'te 4 yapmış Pedrinho. %90'da isabetli pas oranı var. Kilit pası var, bir asisti var. Yine Taylan Antalyalı'nın bir asist, bir golü, iki kilit pası var. Alisson'un bir gol, bir asist, bir kilit pası var. Belize'nin mücadelesini biliyoruz. Bir de ilgimi çeken bir şey oldu bu maçta ben. Mesela ikili mücadelelerde örneğin Belize 3 ikili mücadelenin ikisini kazanmış. Jesse 4 ikili mücadele kazanmış. Yani ikili mücadelelerde bu maçta gerçekten dirençli bir Ankara gücü gördük. Şut anlamında, orta anlamında ve mücadele anlamında gerçekten kreatif bir Ankara gücü gördük. Ben zaten geçen katıldığım bir programda demeyeyim de yorum yazmıştım oraya. Bana sormuşlardı onlar. Radyo Spor muydu? Adını verebiliriz. Yok Radyo Spor'da değil. Şeyde bir senin katıldığın program var ya. Zanka'da bir yorum yazmıştım. Hani Ankara gücü gol yemez Giresun maçında doğru dedim ama. Yine 85. dakikada gol yedi. Ben bayağı bir gol yemeyecek zannettim. Gökhan çok önemli kurtarışlara imza atmıştı biliyorsun. Ama bu maçta da Ankara gücü yine zor gol yedi.
Bunu defans pandeminin oturmasına bağlıyorum ben. Yani Radakovic özellikle hava toplarında çok iyi. Bu maçta da 3 top bir hava topu kazanmış ama normalde ortalaması 4 ve 5. Mujakic zaten 5 top uzaklaştırma, 2 top çalma, bir hava topu alma. Yani defans pandemi gerçekten çok oturdu. Oraya Kevin Malcuit'in ve Marlon'un Marlon yaklaşık bir ay dağlardan uzak kalacak en az. Bu da işte Trabzon'da oynayacağımız maçtan sonra Dünya Kupası maçı arası veriliyor biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra takıma katılacak ama gerçekten orada da Yasin elinden geleni yapıyor. Yani Yasin yapabileceğinin en iyisini yapıyor. Sırıtmıyor. Yani gerçekten ben bundan sonraki maçlarda özellikle Ankara Gücü defansının çok fazla gol yiyeceğini düşünmüyorum. Malcuit de kendini takıma adapte ettikçe çok iyi bir dörtlü olacaktım. Ama burada gördüğümüz şey bu maç için şu orta sahanın gerçekten oturmuş olması. Emre'nin sakatlığı bittikten sonra hoca ne yapacak? Tabii hocanın kendi tercihi bu ama Taylan, Tolga ve Pedrinho 8 numaralı. Pedrinho 6'da Taylan, 6'da Tolga ve ofansif orta sahada Taylan gerçekten önemli işler yapıyor. Bu maçta şunu görmüş olduk. Oyuncular yerinde oynadığında, ya yani Ankara Gücü oyuncuların yerinde oynadığında gerçekten önemli işler yapacak takım. Pedrinho'yu biraz daha 8'de gördük Ertan abi. Taylan'ı da biraz ön tarafta gördük. Ve aslında herkes yerinde oynayınca da ne kadar Ankara Gücü'nün aslında iyi bir takım olmaya başladığını da keşfettik. Evet, yani hocanın çok fazla oynayacağını düşünmüyorum. Jesse Rodriguez'in de zaten %70, %80'lere ulaştığını kendi basın toplantısında, yani şöyle bir şey dedi Ömer Hoca maç sonunda. Biz geldiğimizde %20, %30'lardaydı dedi Jesse'nin gücü. Evet. Şu anda %70'lere kadar ulaştı dedi. Biz bunu milli takım arasından sonra %100'e kadar çıkarmaya çalışacağız dedi. O da çok oynamak istiyor dedi. Ankara Gücü taraftarıyla zaten kendisi de bütünleştiğini, çok sevdiğini her maçtan sonra söylüyor. Geçen maçtan sonra da söyledi. Ankara'ya bağımlı oldum dedi. Öyleymiş. Ondan sonra ve gerçekten şeyden sonra, milli maç arasından sonra ben bütün futbolcuların daha kreatif oynayacağını, daha bloklara, kendi bloğunda uygun oynayacağını düşünüyorum. Daha iyi bir Ankara Gücü göreceğimize inanıyorum. Ama şöyle de bir şey var. Yani bu demek değil ki bu takım, hani şöyle bir yanılgıya düşmemek lazım. Hem yönetim açısından hem taraftar açısından. Bakıyoruz bench'e, yani yedek kulübesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Hamle yapacak oyuncularımız zayıf. Dolayısıyla bu takıma hem 11 için 2-3 tane 2-3 kişi oyuncu lazım. Hem de özellikle yedek kulübesi için oyuncu lazım. Transfer sezonunda. Yani bu takım iyi deyip bırakmamak lazım. Ankara Gücü'nün de ben bu sene Türkiye Kupası'na gerçekten çok adapte olup mücadele edeceğini, Türkiye Kupası'na almaya çalışacağını düşünüyorum. Ligde de ilk ona girdikten sonra artık her şey değişebilir. İnşallah Kasımpaşa maçında da, Kasımpaşa'da da eksiklikler var. Evet. Kasımpaşa'dan bir 3 puan alabilirse Ankara Gücü önümüzdeki maçlarda daha iyi olacaktır. Çünkü gitgide ben şunu görmüştüm ilk hoca geldiğinde. Gerçekten 70. dakikadan sonra takım oyundan düşüyordu. Ve birçok maçta da gördük bunu. 70'ten sonra yediğimiz goller de hem berabere kalacağımız hem de galip geleceğimiz maçları tamamlayamadık o istediğimiz şekilde. Ve bu maçtan itibaren ben şunu gördüm ki bu maçta gerçekten çoğu oyuncu 90 dakikayı çıkaracak seviyeye gelmiş yani. Jesse yaklaşmış, Pedrinho öyle, Berizzo öyle, Alisson öyle. Ya, Alisson da çok kendini zorluyor.
kaçırıyor evet ama atmaya da başladı. Evet, kaçırıyor olması demek oyuncunun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Şuradan bakıyorum ben şimdi. Bir gol, bir at, bir kilit pas yapmış. İki tane de kaçırmış. Yani %90 isabetli pası var. Üç tane isabetli şutu var. En azından kaleye vurmaya başladı. Ankara Gücü'nde şut çeken oyuncular kim? Şu anda Alito, işte Tolga Ciğerci, Pedrinho bazen deniyor. Ama bir şekilde Ankara Gücü son iki senedir görmediğimiz şekilde kaleye şut çekmeye başladı. Yani sağlam şut çekmeye başladı yavaş yavaş. Geçen sene gördüğümüz yan toplardan gol atmaya da başladık. İlk golümüzü attık hayırlısıyla. Bundan Ertan abi, şimdi Kasımpaşa'da toparlamak gerekirse sana ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Reklam arasına gideceğiz. Kasımpaşa'da evet. Benko Enes ve Hayredinovic yok. Önemli iki eksiklik Kasımpaşa'da. Ankara Gücü bu hafta deplasmanda da olsa kazanma ihtimalini ben yüksek görüyorum. Daha sonrasında da Ahmet Spor'la bir kupa mücadelesi olacak ki Ankara Gücü kupa beyidir. Bakalım ne kadar ilerleyebilecek kupada, bunu da göreceğiz. Ağzına sağlık Ertan abi. Eklemek Ertan istediğin son bir cümle varsa. Ertan gitmeden istersen Ertan'a ben de buradan bir şey tabii, söyleyeyim. Atilla abi. Ertan'cığım iyi akşamlar. İyi akşamlar abi, nasılsın? Sağ ol Ertan'cığım. Selamlar. Ertan, diyorum ki ben hani özetlemek gerekirse yani kendimizi hemen bir gaza getirmeyelim istersen. taraftarlar açısından da söyleyeyim ben bunu. Geçtiğimiz haftalarda da zaten Ankara Gücü çok pozisyona giriyordu ama pozisyonları değerlendiremiyordu. Bu hafta onun tam tersi oldu. Pozisyonları bir şekilde değerlendirdi. Hatta bu hafta daha da iyi değerlendirebilseydi herhalde bir 7-0, 7-1, 8-1 gibi bir rakamla da karşı karşıya olabilirdik. Bence bu istikrarını devam ettirmesi Ankara Gücü açısından bayağı iyi olacak. İşte biz de hani ilk maçı, bir maçı kaybetti, yerin dibine sokuyoruz. Bir maçı kazanıyor, göklere çıkartıyoruz. Bir dengeyi de artık sağlama zamanı geldi diye düşünüyorum ben. Peş peşe işte birkaç galibiyet daha alırsa, bu devre arasında da bu galibiyetlerle girerse bundan sonra Ankara Gücü'nün yolunun açık olacağını düşünüyorum ben. Yani dediğim gibi geçtiğimiz haftalarda da pozisyona giriyordu ama değerlendiremiyordu. Bu hafta bunu değerlendirdi bir şekilde. Futbolcular da bir şekilde forma girmeye başladı. Yani biz her zaman daha ligin yarısına bile gelmedik. Şeyimizi hiç bozmayalım ya. Düşünce tarzımızı hiç bozmayalım. Bir hafta kötü, bir hafta iyi yorumlarını yapmayalım. Değil mi? Oturalım değil mi? Maçımızı seyredelim. Ondan zevk almaya abi, bakalım. Ben şöyle ben ilk defa bu hafta yani çok rahat bir karşılaşma izledim. Her hafta bunu söylüyordum. Ya şöyle oturup da bir çekirdek alıp da çekirdek çitleyip şu maçı izleyemedim. Habire tahtalara, pencerelere, kapılara tekme ata ata maç seyrettik. Yerden yer attık kendimizi. Bu hafta o olmadı. Çok rahat bir karşılaşma izledik. Oh be dedim. Son 30 saniye bu arada reklama gideceğiz. Ertan abim son cümleni alalım. İşte Tek Yürek Ankara Gücü filmi Cumhuriyet formaları bize uğurlu geldi. Kesinlikle. Ankara Gücü'ne yakışan sahada da savaşmaktır. Ankara Gücü'ne geriye yaslanan bir takım yakışmıyor. Ankara Gücü nasıl İmalat-ı Harbiye zamanında, Cumhuriyet zamanında onurla savaştıysa sahada da savaştığında galip geliyor Atilla abi. Evet, bu senin konuştuklarına cevap olsun. Yattan Ankara Gücü değil, bastır Ankara Gücü demek lazım her zaman. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık Ertan abi. Telefon bağlantımızı da gerçekleştirdik. Şimdi 8 dakikalık kısa bir reklam arası. Sonra yine milli sporcularımızla ampute futbolu konuşacağız. Son vuruş reklamlardan sonra devam edecek.